Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu küresel iklim değişikliği ile ilgili bir konferansta konuştu. Kadıoğlu'na göre afet sayısı artıyor, su tüketimi alarm veriyor. Olası Marmara depreminin riskleri için de harekete geçmek şart. Türkiye kıyılarında su seviyesi yükseliyor. 3 yılda afet sayısı 3 kat arttı. Arabalara bak, arabalara! Tespit meteoroloji ve afet yönetimi uzmanı Profesör Miktat Kadıoğlu'na ait. Kadıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Küresel İklim Değişikliğine Yeni Bakış Konferansı'nda konuştu. Şu anda Türkiye'nin kıyılarında deniz su seviyesi yükselmesinden dolayı bütün sularda tuzlanma var. Şimdi tabii bu yağışların tipi değişiyor. Kent ısı adası. İstanbul'da kar yağmıyor. Neden? Çünkü İstanbul'da bir kent ısı adası şeyi var. Bundan dolayı. Bir de yağdığı suyu toplayamıyoruz. Miktat Kadıoğlu'na göre su tüketimi alarm veriyor. 2012 yılında 44 milyar su kullanıyoruz yılda. 44 milyar metreküp. Türkiye'nin su potansiyeli 112 milyar metreküp. Şimdi bakın 2023 yılında 112 milyar metreküpün 112 milyar metreküpünü kullanmak zorunda kalacağız. Şimdiki yarısını kullanırken her gün kuraklık var diye ağlıyoruz. Su stresi yaşıyoruz. 7-8 sene sonra tüm suyun hepsini kullanmamız gerekecek. Ama biz bu arada ne yapıyoruz? Tarım alanlarında, su alanlarında bazı yağmurumuzu toplayamıyoruz yani. Afet sayısındaki artış da dikkat çekici. 60'lı yıllara, 90'lı yıllara karşılaştırırsanız hidrometeorolojik afetlerin sayısı 3 kat artmış durumda. Ekonomik kayıplar 9 kat, sigorta kayıpları 15 kat arttı. Geçen seneki dolu yağışından sonra sigorta firmaları meteoroloji mühendisi almaya başladı. Ve önemli bir not daha. Olası Marmara depreminin risklerinin bir an önce ele alınması gerekiyor. Şu anda Marmara'daki beklenen deprem kabul edilemez bir risk oluşturuyor bize. Yönetilemez bir risk durumunda. Bizi bunu ne yapmamız lazım? Azaltıp yönetilebilir, tolere edilebilir seviyeye indirmemiz lazım. Zaten afet yönetiminin de amacı budur.